Anlatmadın mı hiçbir şey? Hastayım dedim. Tamam. Bugün evdesin, dinlendin, iyileştin. Artık yarın okula geliyorsun. Ya ısrar etme Zeynep, gelmeyeceğim okula. Ne yapacaksın peki? Okulu bırakıp ev kızı mı olacaksın? Ya arkadaşım, Yağmurcuğum. Bak kimse olanları bilmiyor. Vallahi bilmiyor. Onu bilmiyorlar ama benim kim olduğum, nerede yaşadım artık her şeyi biliyorlar. Yani? Ya lütfen ısrar etme. Peki, nasıl istersen öyle olsun. Ama bu konu burada kapanmadı ona göre. Tamam mı? Neyse hadi ben kapatıyorum, sonra konuşuruz yine. Görüşürüz. Keşke elimden bir şey gelse. Bir bakışımla, bir sözümle, bir gülümsememle Barış'ı iyileştirebilsem. Ama yapamıyorum. Birisi geliyor işte. Bir anda her şeyi mahvediyor. Her şeyi tuzla buz ediyor. Bütün kalpleri kırıyor. Depremler, kasırgalar yaratıyor. Sonra her şeyin suçlusu ben oluyorum. Neden peki? Hiçbir fikrim yok. Herkes kafamı karıştırıyor zaten bu aralar. Ama bunun altında bir gerçeklik payı varsa ne olduğunu öğrenmek isterim. Gerçekten. Barış! Barış! Efendim anneanne. Ne yapıyorsun sen? Maça gideceğim işte, hazırlanıyorum. Bana bak. Eğer kendini iyi hissetmiyorsan kır ayağını otur evde. Başımıza iş çıkartma yavrum. Hadi. Ya maçta toparlarım merak etme. De sen nereye gidiyorsun bu arada? Şahikan rahatsızmış da biraz onu bir yoklayayım dedim. Ha tamam. Ama yine kim geldi acaba? Bilmem. Maça gelmene gerek yok. Nasıl olsa sonuç değişmeyecek. Aksel. Bana yardım et baba. Anneanne kimmiş? Benmişim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bayağı hazırlanmışsın. Evet. Maça gideceğim, evde duramam yani biliyorsun. Gidemezsin. Zeynep, karışma lütfen. Bırak da buna ben karar vereyim. Karışmayayım öyle mi? Karışmayayım, sen maça git. Sonra ters bir hareket yap ya da sana faul falan yapsınlar. Dikişlerin açılsın. Sonra en başa dönelim değil mi? Ya tamam bak bir şey olmayacak merak etme. Ama bu maça çıkmam lazım benim. Bu maç benim için önemli bilmiyorsun. Hiçbir şey kararımı değiştiremez diyorsun yani. Aynen öyle. Ceketimi alayım çıkıyoruz. O zaman. Ben de üzgünüm. Zeynep ne yapıyorsun? Şaka yapıyorsun. Saçmalama. Hayır senin kendini daha fazla yaralamana engel olmaya çalışıyorum. Ya Zeynep lütfen açar mısın kapıyı? Tamam açarım ama maçtan sonra. Ya ben seni korumak için yapıyorum tamam? Ben gidiyorum şimdi tamam? Görüşürüz. Ya Zeynep. Şaka yapıyorsun değil mi? Yani gitmiyorsun. Şu an buradasın. Sadece beni deniyorsun. Zeynep!
işin var senin burada? Şey, içeri geçebilir miyim? Konuşmamız lazım. Hayır. Yağmur. Yağmur, kapatma lütfen. Peki, ne yapmamı istiyorsun? Söyle, onu yapayım. Konuş benimle. Tamam, konuşayım. Ne söylememi istersin sana? Yapma böyle ya. Anlamıyorsun değil mi ya? Kaç gündür uyku uyuyamıyorum ya. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Oturamıyorum, konuşamıyorum, dinlenemiyorum. Seni çıkaramıyorum aklımdan bir türlü. Lütfen, konuşalım. İstemiyorum. Tamam, iyi o zaman. Ben burada oturuyorum. Ben bütün gün beklerim yani, sen konuşana kadar. Ben oturayım burada, bekleyeyim o zaman. Gitmeyeceğim yani, buradayım ben. İyi, konuşma. Evin diğer odalarını da gezdireyim mi? Sen şimdi benim senin nasıl bir yerde yaşadığını, nasıl yaşadığını görmek için falan geldiğini düşünüyorsun ama aslında hiç öyle bir şey değil. Ben bir şey konuşmaya geldim buraya. Hangi konuda? Yani geçen hafta ya çıkacaktım karşına, tamam mı? Ben seni seviyorum kızım. Hiç öyle eveleyip gevelemeyecektim ağzımda. Direkt söyleyecektim, direkt girecektim konuya. Zaten konuşamıyorum, biliyorsun. Ben şey... Dedim ya, diyecektim olacak. Dedim değil mi? Güzel, peki. Neden? Neden seviyorum seni biliyor musun? Sabah uyanıyorum. Perde aralanmış. Güneşi görüyorum. Gülümsüyorum. O da bana gülümsüyor. Sonra her sabah 2 saat ertelediğim alarmım var. Hiç ertelemeden kalkıyorum hemen. Okula gitmek için. Sonra yüzümü yıkamaya gidiyorum. Suyu açıyorum suyu. Su sesi o kadar güzel geliyor ki. Durmuş orada su sesini dinliyorum. Dışarıya çıkıyorum. Arabaya biniyorum, trafiğe giriyorum. Saçma sapan şeyler oluyor. Adamın biri önüme kırıyor mesela. Sinirlenemiyorum. Gülümsüyorum. Okulda deli ediyorlar bazen beni. Tam bir şey söyleyeceğim. Arkadan sen geçiyorsun. Gülümsüyorsun. Gülümsüyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Sinirlenemiyorum. Neden? Çünkü seviyorum işte. Yağmur. Seni seviyorum.
Kalk gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmeyeceğim. Ya dur, daha nereye gideceğimizi söylemedim. Olsun. Yağmur. Kendine kızmayı bırakman gerekiyor artık, biliyorsun değil mi? Vicdan azabı da duymaman lazım. Asıl vicdan azabı çekecek olanın kim olduğunu da biliyorsun çünkü. Tamam mı? Bana bak. Hadi gidelim artık. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi Yağmur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.